Şampiyonluktan sonra inanılmaz bir saldırıya uğradım. Yani ben şaşırdım açıkçası. Benim amacım güldürmek abi. Az önce bir arkadaşın bana anlattığı hikayeyi de anlatabilirim. Sizlerin paylaştığı bir espriyi de anlatabilirim. Amacım güldürmek ise bu normal abi. Keza yarı final ve final gösterisi ağırlıklı olarak orijinal esprilerden oluşuyordu. Keşke abartıya kaçınmadan eleştirilebilseydi diyorum. Yine de iyisiyle kötüsüyle yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi aldıysam affola. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu konuyla ilgili ben de bir şey söylemek isterim. Ben de okudum. Hani bazı espriler bir yerdenmiş, öyleymiş, böyleymiş. Aynen abi. Senin burada başardığın şey, bu kadar insanın önüne çıkıp sadece birinci tur, ikinci tur, yarı final, final değil, dört turda da ayrı ayrı o kadar insanın önüne çıkıp doğru zamanlamayla doğru şaka yapabilme yeteneğin. Ve bunu 16 yaşında yapıyor olabilmen büyük bir meziyettir. O çok seni eleştirenler gelsin burada yapsınlar diye 5 dakika durabiliyorlar mı göreyim yani. O yüzden hiç takma kafana kardeşim. Seni çok tebrik ediyorum. Çok öpüyoruz. Alkışlar yüzüne gelsin.